Merhaba, iyi günler, iyi geceler sevgili izleyenler. Alaturka Online izleyenleri, ben Ayşe Şebnem Saray Öner Bay, sizlere Los Angeles, Kaliforniya'dan sesleniyorum. Bugün 5 Mayıs 2020, saatler ise 3'ü 30 geçiyor. 3.30'dan sizlere sesleniyoruz. Her gün farklı saatlerde, farklı dakikalarda zaman zaman buluşabiliyoruz. Alışılmışın dışına çıkmak bizim ilkelerimizden biri. Daha farklı, daha güzel, daha güncel haberlerle buluşmak için sizlerle bir araya geliyoruz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Burada sıcak bir hava hakim. Daha saat 3.30, az önce söylediğimiz üzere 35 derece sıcaklıktan sizlere sesleniyorum Los Angeles'tan. Nasılsınız, iyi misiniz? Biraz çok sorulan sorulara yanıt aradım ve bazı yanıtlar buldum. Onları sizlerle paylaşacağım. Neler var, neler yok? Defterimizde, notlarımızda çok büyük isimler var, çok büyük şeyler var. Bunları tek tek değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Her gün yaptığımız gibi 46. günü, 47. günü geride bıraktım neredeyse. Artık karantina tüm hızıyla devam ediyor. Hayatlarda normale dönmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor insanlar, değil mi? Hayatlarımızın artık geri dönmesi, sosyalliğin geri gelmesi için adımlar atılıyor, temeller atılıyor. Bakalım bunlar nasıl olacak, neler bizi bekliyor? Özellikle seyahat planları olanlar çok sorular geliyordu. İnanılmaz sorular. İşte uçaklar ne zaman gelecek? Hava yolları, kara yolu ya da şu bu nasıl kolaylıkla seyahat edeceğiz diye bu sorulara yanıt aradım. Ve bugün daha saatler önce yayınlanan bir makaleden sizlere paylaşımlarda bulunacağım. İşte bunları aktaracağız. Neler var, neler yok defterimizde. Öncesinde hemen sizlerden gelenlere bakmak istiyorum. Daha sonra rakamları tek tek inceleyeceğiz. Çünkü her gün bakıyoruz ne var ne yok, dünyada neler olmuş, nasıl bir rakama ulaşılmış. Artık zaten 3,5 milyona yaklaşık bir rakamdan söz ediyoruz. Böyle bir sayının varlığını biliyoruz. Yine Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Arizona'ya gitti bugün. Kendisi seyahate başladı aslında. Artık seyahatler açılacak yavaş yavaş. Bunların sinyallerini demek ki alıyoruz. Bunu da sizlerle paylaşalım. O neler verdi? O nasıl bir demeçte bulundu? Bunları da yine paylaşmış olacağız. Hep birlikte konuşacağız. Erkan Bey merhabalar Hollanda'ya. Sevgiler. Nuran Hanım merhaba. Yusuf Bey çok sağ olun. İsmail Bey, I take care of myself. Thank you. Hasan Bey çok sağ olun. Mehmet Bey çok teşekkürler. Şeref Bey Ankara'ya sevgiler. Nefal Bey iyi geceler sizlere. Mehmet Bey selamlar. Yüksel Bey Hollanda'ya sevgiler. Hasan Bey Ankara'ya sevgiler. Tahir Bey İstanbul'a günaydın. Doğru değil mi saat? Daha sahur gelecek. Artık sohbetimiz bitmez. Sahura kadar sohbet ederiz bizler de. Çok sağ olun. Pap Sap havası batsın demiş. Neyin havası batsın? Los Angeles'ın mı? Bence güzel güneşli günler görmek güzel oluyor. Hepimiz için iyi günler yaşıyoruz. Bence virüs içinde yine %100 etkisi olmasa da %80'lerde dense bile, Dünya Sağlık Örgütü hayır dese bile yine de bir nebze olsun en azından D vitamini olarak bağışıklığımıza etkisi olacağını düşünüyorum ve sıcak havanın olmasından oldukça memnunum. Çetin Bey sağ olun. İyiyim, teşekkür ederim. Mustafa Bey nerelerdeyim? Ben hep buralardayım. Sizi göremiyoruz. Ben de kaç gündür onu düşünüyordum. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Nihat Bey selamlar. Deniz Bey Fransa'danmış selamlar. Mualla Hanım günaydın Antalya'ya. Celal Bey merhabalar. Eşek arıları konusunda Çin'le olan ticaretine gümrük vergisi ve tedarik kesme tehdidi doğru mu Trump'ın? Yok, bununla ilgili çok büyük sorular yok ama tabii ki Çin'le ilgili tehditleri, restler devam ediyor. Bunları az sonra zaten tek tek masaya yatıracağız. Sabırlı olun, hemen elimizde bir sürü notumuz var. Eşek arılığıyla bağıntılı bir şey yok. Yani Asya menşeli ama yani Çin'den geldi diye bir şey yok. Japonya, Çin, yine Asya ülkelerinin birçoğunu kapsayan bir sorun bu aslında. Emir Bey selam olsun. Erhan Bey, İzmir'e de selamlar. Hicran Hanım hoş geldiniz siz de yanımıza. Nihat Bey İstanbul'a selam olsun. Fatma Hanım İzmir'e selamlar. Devran Deko, Keko, Ramazan Bey selam olsun. Aydın Bey merhabalar, Hollanda'da yaşıyorlarmış. Şevket Bey hoş geldiniz. Ben yavaş yavaş konuya geçmek istiyorum. Çünkü çok bekleyen var biliyorum. Sizlerin de bizlerle sohbetleri oldukça önemli. Neler söylüyorsunuz? İnteraktif bir biçimde bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bunun böyle kalması da benim en önemli ilkelerimden bir tanesi. Mottolarımdan bir tanesi. Dolayısıyla da hadi gelin bir bakalım.
kim ne söylüyor, expertlerin söyledikleri, uzmanların, yetkililerin aktardıkları neler? Bu konular hakkında biraz kafa yoralım. Dediğim gibi bugün bir makale okudum. En önemlisi de oydu. Çünkü bütün araştırmaları bir araya getiren bir article. CNBC'de yayınlanmış bir article. Yine CNBC.com'dan bakabilirsiniz. Sizler de inceleyebilirsiniz. Ve bunun ışığında birkaç makaleyi daha inceledim. Neler söyleniyor? Hemen yavaş yavaş söyleyelim. Yani sıkı durun. Üzülmeyin, korkmayın, sıkılmayın. Ama şöyle bir durum söz konusu. Seyahatle ilgili bu sıkıntıların ve seyahatlerin normale dönmesinin 18 ila 24 ay arasında süreceği söylentiler arasında. Yani söylenti değil, araştırmacıların, yetkililerin, uzmanların aktardığı şeyler bu şekilde gösteriyor. Birçok pazar araştırması da bunun yanı sıra yine aynı durumu kanıtlar nitelikte. Bunları daha sonra sizlerle paylaşacağım. Yani hayatımızın normale dönmesi, özellikle havacılık anlamında, hava taşımacılığı anlamında 18 ila 24 ayı bulacak. Bu rakamlarda tabii üzücü, hepimizi biraz sıkıntıya sürüklüyor. İşte ne yapacağız? Tatil planları olanlar var, onlar ertelemeye çalışıyorlar. İşte havayolu şirketleriyle ya da otelleriyle anlaşmazlığa düştükleri noktalar var. Bunlarla da ilgili öneriler, öngörüler var. Onları da paylaşacağım şimdi yavaş yavaş sizlerle. Yeni trendin ise ne olacağını hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık işte hep birlikte memleketlerimize gidemeyecek isek, bir noktada yaşıyor isek, memleketimizden uzak isek, artık staycation denilen, İngilizcesi staycation olan, evde kalıp, memleketinde kalıp, yine o memleketin ne attraction'ı varsa, yani o bölgede ilginizi çeken, outdoor'da olabilir, yani dış sporlar, gidiyorsunuz işte kamp yapıyorsunuz, RV'lerinize binip kamp yapabilirsiniz. Bu türlü şeyler artık daha çok gelişecek önümüzdeki 2 yıl sürecinde diye uzmanlar açıklamalar yapıyorlar. Ben de zaten bu noktada onlarla hemfikirdim, aynı şekilde düşünüyordum ki buradan zaman zaman paylaşıyorduk. Yine de paylaşımlarımıza devam ediyoruz işte. Ve yine şöyle bir şey var aslında. Fiyatlar ucuzlayacak ama insanlar aslında bu seyahatlerden ve turizm sektörünün bize sunduğu fırsatlardan kaçınacak diye de açıklamalar var. Bu da çok önemli. Çünkü San Francisco'da bir otelle görüşüyorlar ve otelin müşterileri, neredeyse Avrupa'dan gelecek müşterilerin neredeyse %80'i kendi seyahatlerini ya iptal etmek, refund almak istiyorlar ya da 2021 tarihini ertelemek istiyorlar. İşte bu da uzmanlara bir fikir veriyor. 2021 yılına kadar, yani özellikle sonbaharı atlattıktan sonra insanların biraz daha tatil arayışı başlıyor diye açıklamalarda bulunuyorlar. Dolayısıyla demek ki 2021'i özellikle en az bekleyeceğiz ve bundan sonra da seyahat planlarımız varsa ya da hali hazırda olan planlar varsa bunların değişimleriyle ilgili adımlar atmaya başlayacağımızda durumu açıklar nitelikte oluyor diye düşünüyorum. Evet, turizm yok olur demiş Mehmet Bey. Evet, doğrudur zaten. Bununla ilgili Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin açıklaması var. Turizm şöyle yok olacak. Nisan ayı itibariyle özellikle, yani şu totalde bakıldığı zaman 2.1 trilyon dolar kayıp olacağı, seyahat ve turizm yine sektöründe kayıpların olacağı ile ilgili açıklamaları var. Bu da çok büyük bir kayıp elbette ki. Dünyadaki genel total anlamda rakamı veriyorlar. Bence çok üzücü, elbette ki sıkıcı ama maalesef şu noktada yaşadığımız şeyler bize bazı şeyleri, bazı normları öğretti ki bununla ilgili de daha big chain'lerin, yani otellerle ilgili kalmak istiyorsak, eğer gitmek istiyorsak 18 ay yavaş ilerleyen adımlar içerisinde, yine de tabii ki gelecek ayla birlikte, Haziran'ın ya da Temmuz'un ortasıyla birlikte yavaş yavaş seyahatlerin, uçak seyahatlerinin açılacağını söylüyorlar. Ki uçaklarla ilgili zaten hep rakam veriyorduk. %90'dan fazla azalma var. Yani %100 zaten iptal olmuş seyahatler yok. Belli noktalara seyahatler var. Ama geçtiğimiz Nisan ayında Amerika'nın turist sayısına bakar isek 2 milyon kişi Amerika airportlarına, havaalanlarına giriş yapıyormuş Nisan ayı boyunca. Oysa ki bu sene sadece 100 bin kişiyi bulan sayılardan söz ediliyor. İşte düşünün, matematiğini beraber yapalım diyorum. Tüm dünyada da aynı sorunlar yine aynı şekilde olduğu aşikar. Dolayısıyla da bizler demek ki seyahat planlarımızı yapacağız, dikkatli olacağız. Ki bununla ilgili tabii uçağa binmeyecek miyiz? Sevdiklerimiz var ya da zor koşullarda yaşayanlar var ve onun yanına gitmem gerekiyor diyenler var. İşte buna da cevaplar var. Onlarla ilgili de sizlerin sorularına cevap vermek istiyorum. Ne yapması gerekiyor insanların eğer seyahat açılırsa? Havacılık şirketleri, hava taşıma yolları
açılır ise ne yapılacak? Bununla ilgili de öngörüler zaten var olanlar, taşıyanlar var. Şöyle bir sistem uyguluyorlar. Ortak koltuklar boş. Daha önce de zaten bunlardan söz etmiştik. Fakat uzun ve geniş çaplı bir açıklama yapmamıştık. Ortak koltuklar boş bir şekilde gidiyor ve yemek servisi yapılmıyor. Ya da paravanlarla ayrılan sistemler göreceğiz. Ya da bubble'lar içerisinde insanları göreceğiz diye yine ileri düzeyde de sistemlerden söz ediyoruz zaman zaman. Bu da oldukça önemli. Ve ne olacak? Maskeler dağıtılacak. Mutlaka maskeyle bineceğiz. Saf da aynı şekilde, yani görevli oradaki hostesler, pilotlar da maskelerini takacak. Bizler de takacağız. Maskeler dağıtılacak. Ve Delta şöyle bir açıklama yapıyor. Delta Hava Yolları biliyorsunuz dünyada önde gelen şirketlerden bir tanesi. Delta'nın açıklamasına göre immune passport diyoruz. Hani açıklıyorduk buradan, bağışıklık pasaportuyla ilgili adım atacağını söylüyor ve bağışıklık pasaportu olmayan kişileri uçağa almayacağını yineliyor. Fakat yine araştırmacıların bununla ilgili de bazı soruları var kafalarında. Nedir? Hasta olunduktan sonra işte bu bağışıklık pasaportunu aldınız. Bir daha hasta olmayacağınızın da garantisi yok. Antikorlarınız yüksek olabilir. Evet, plazma bile bağışlamış olabilirsiniz. Ama bu tekrar hasta olmayacağınız anlamına gelmiyor diye açıklamalarda bulunuyor doktorlar ve sağlık personelleri. İşte bu noktada da soru işaretleri yükseliyor. Nasıl olacak? Yani bu kişi evet bu pasaportu almış olabilir. Bağışıklığıyla ilgili oldukça iyi görünüyor olabilir dışarıdan. Fakat içeri bindiği takdirde ya da no symptom olabilir. Bu da önemli bir öngörülerden bir tanesi. Ne yapılacak diye yine sorular yükseliyor. İşte bu yüzden de 18 ila 24 ay arasında açılacağı yine gündemde dedik. Sizin sorularınıza da bakalım. Zafer Bey, Detroit'e selam olsun. 24 ay 2 yıl eder demiş. Evet, doğru, 2 yıl ediyor. Ki 2 yıllık bir periyot içerisine, periyota dağılımlanarak bu şekilde yavaş yavaş ilerleyecek. Yani bu başlamayacak anlamına gelmiyor. Ama yavaş adımlarla, daha emin adımlarla ilerleyecek diye uzmanların açıklamaları var. Ben de sizlere aktarıyorum bunları. Yeni bir maddi destek planı var mı demiş Hicran Hanım. Tüm bunlardan apart. Evet, bununla ilgili çok büyük konuşmalar yapılıyor. Özellikle Senato'ya gideceğiyle ilgili söylemler var. Ki dünkü Lincoln işte Memorial'ın önünde yapılan Fox Haber'le yapılan basın toplantısında da yine bu yardımların olacağı ve daha da fazlalaştırılacağıyla ilgili açıklamalar yaptı Amerika Başkanı Donald Trump. Bu da iyiye sinyali diyelim Amerika vatandaşları için. Frankfurt'a selam olsun Ayfer Hanım. Merhabalar. Turgut Bey, İstanbul'a selamlar. İstanbul Etiler'e de selam olsun. Ahmet Bey Arabistan'dan katılıyormuş. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. 18 ay seyahat edilmeyecek dedik zaten, açıkladık. Yani 18 ay boyunca seyahatler yine olacak. Evet, 24 ay ile 18 ila 24 ay arasında. Fakat en asgari düzeyde insanların da buna dikkat etmesi, işte sağlık anlamında problemleri olanların çokça kullanmayacağı ile ilgili sinyaller verildi. Uzmanlar, araştırmacılar bunları açıklıyor. Pazar araştırmaları bu yönde ilerliyor. Az sonra size pazar araştırması ile ilgili bilgileri de vereceğim zaten. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Turizm patlaması şöyle, turizm de evet yine ölmeyecek elbette ki, yine de ayakta kalacak. Big chain'ler, daha büyük firmaların, işte Hilton'dan söz ediyoruz. Zaman zaman işte bu yuvarlak masa toplantısından söz etmiştik geçenlerde. Büyük firmalar çok büyük önlemler alacağı için küçük firmaların, küçük otellerin, butik otellerin daha sıkıntı yaşayacağını aktarıyor uzmanlar. Yine bunları da sizlerle paylaşalım. İzzet Bey merhabalar. Normale dönecek elbette ki inşallah Mine Hanım, öyle diyelim, pozitif gönderelim, pozitif olsun. Normale dönmesi hepimizin temennisi, çünkü hayat tabii ki devam ediyor ve bizlerin de ihtiyaçları var, gitmemiz gerekiyor, ailemizi, sevdiklerimizi görmemiz gerekiyor. İnşallah dönecektir. Soner Bey, turizmden bir şey beklenmesin demiş. Turizmle ilgili işte sıkıntıların ne olduğunu söyledim. Güvercinlerin çok etkilendiğini söylemiş koronadan. Evet, hayvanların etkilendiği ile ilgili zaten açıklamalar var. Bakalım neler olacak. İkinci dalga ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. İkinci dalga ile ilgili işte Dr. Fauci'nin söylemleriyle ilgili zaten yine bir şey soruldu bugün Amerika Başkanı Donald Trump'a. Dediler ki Dr. Fauci testimony yapacak. Yani gidip
sorgulama gibi meclisin önünde konuşma, senatonun önünde konuşma yapacak. Ama bu konuşmayı Temsilciler Meclisi'nin önünde de yapması istenirken demokratlar tarafından Amerika Başkanı Donald Trump bunu engelliyor ve istemiyor. Bunun yapılmasını blokladığını açıkladı ve sadece senato önünde görüşmesini, sorgulanma süreci diyelim Türkçesi yapacak. ABD'de bu kadar ölüm bekleniyor muydu? Evet, ABD'de zaten 100 bin ila 240 bin arasında ölüm bekleniyor idi. Mitigation çalışmalarıyla birlikte, yani yatıştırma çalışmalarıyla birlikte. Merhaba, iyi günler, iyi geceler. Tekrar ben Ayşe Şebnem Sarıöner Bay. Az önce bir kesintiye uğradık. Sabote var, bilmiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki ama telefonumun ısınması nedeniyle maalesef ki orada yayınımızı gerçekleştiremedik. Şimdi farklı bir noktaya geldim. İçeri geçmek zorunda kaldım. Çünkü o kadar sıcak ki dışarısı. Ben size söylemiştim zaten. Şu an herhalde 39-40 dereceye ulaştı sıcaklık. Ve telefon artık temperature olarak sinyallerini vermeye başladı. Bizi de atmış oldu. Maalesef dış bölgede yayınımızı yapamıyoruz. Üzücü bir şey. Olsun, yapacak bir şey yok. Buradan da devam edebiliriz. Çok da güzel olur. Sonuçta biz sohbetimizi gerçekleştiriyoruz ya. O yeterli diye düşünüyorum. Sizler nasılsınız görmeyeli. Çok zaman oldu. Beni özlemişsinizdir. Hemen mesajlarınızı alacağım. Çok teşekkürler Şeref Bey. Evet, sorun oluştu. Şöyle, telefonda ısı yükselişi olunca telefon alarm verdi ve kapandı. Maalesef benim dışımda olan bir şeydi. Yapabilecek bir şey olmadı ve toparlandık. Buraya geçtik. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Neyse, sohbetimize devam edelim. Çok sağ olun, tekrar katıldınız. Bakalım neler vardı? Seyahatlerle ilgili konuşuyorduk. Seyahatler ne zaman olacak diye konuşmalarımıza devam ediyorduk. En yakın zaman ne zaman gelecek? Uçaklar ne zaman uçacak? Ki %90'a yakınının şu an gerçekleştirilemediğini aktarmıştık, sizlerle paylaşmıştık. %10'luk bir kesim halen devam ediyor. Uçuşlar var, yine gidiliyor, geliniyor. Fakat bu da en asgari düzeyde yapılarak devam ediyor demiştik. 18 ila 24 ay arasında yine uçuşların devam edeceğini, bu sırada yavaş yavaş adımlarla başlayacağını söylemiştik. Yine gelecek aylarda zaten başlayacak ama yavaş yavaş ayak ayak, bacak bacak açılımlar yapacaklarını tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Her noktaya bir anda uçuşlar olmayacak. Zaten her ülkenin, her bölgenin kendine göre kuralları var ve kurallar geliştiriliyor. Bu noktada da farklılıklar yaşanıyor elbette ki eyaletlerde bile farklılıkların olacağını biliyoruz. Mayıs'ın 11'i itibariyle bazı eyaletler, çoğu eyalet geri dönüyor. Dönenler var şu anda. Zaten isimlerini tek tek sizlerle her gün paylaşıyoruz. Mayıs'ın 11'i ile de yeni işte alışveriş merkezlerinin açılması, belli başlı markaların mağazalarını açacaklarıyla ilgili e-mailler alıyorum ben her gün. Özellikle Simon Mall bir çatı firmadır. Onun açacağını tek tek öğrenmiş durumdayım. Bütün 45 tane mallünü, tüm Amerika genelindeki mallerini açacağını duyurdu yavaş yavaş, kademeli olarak. Yani eğer yasaklı bölge dışında ise, evde kal emri yok ise, o bölgelerdeki mallar yavaş yavaş, AVM'ler açılacak. Başka neden bahsediyorduk? Cruise ship'lerden söz ediyorduk. Seyahat bu kadar engelleniyor, seyahatler yavaşlıyor ve çok zaman alacak, uzun zaman alacak derken bir de cruise ship'ler var şimdi. Ağustos'un 1'inde Carnival Cruise Ship gemisi şöyle bir karar alıyor. Meksika'ya turlar yapmayı düşünüyor, planlıyorlar. 5 günlük bir tur, geceli $28 olmak üzere bir tur planlıyorlar. Ama tabii halen şu anda bizler neyi konuşuyoruz? Su üzerinde kalan bu gemileri konuşuyoruz. Bu gemiler var iken nasıl olur da tekrar yeniden böyle bir şeyin açılımı başlayacak ya da insanlar buna rağbet gösterecek mi? Gerçekten benim düşündüğüm sorular arasında bunlar var. Göreceğiz hep birlikte. $28 her şey dahil süper lüks bir şekilde konaklayabileceksiniz ve bu gemilere binmiş olacaksınız. Ama ben zannediyorum herhalde öyle bir risk hayatım boyunca bu süre içerisinde almazdım. Orhan Bey'in bir sorusu olmuş. Evet, Giresunlu COVID hastası gazeteci bir hemşerimiz vardı.
Onunla ilgili güzel haberler var. İnşallah iyi olacak, iyi olacaklardır ki Türk doktorlarımızın da yardımcı olduğunu, kendisine ulaştığını duydum. Ben de okudum, sizlerle de paylaşalım. Çok teşekkürler Orhan Bey sorunuz için. Şu anda gayet iyi durumdaydı. İnşallah da iyi olacak. Böyle temennilerimizi gönderelim. Tabii ki Türk vatandaşlarımızdan vefat edenler de var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun ve ailelerine de sabırlar diliyoruz. Çok zor, oraya ulaşabilmek de oldukça güç zaten. Bunu da hep paylaşıyoruz, söylüyoruz. Evet, korku endişeden zaten söz ediyorduk. Korku endişeden dolayı insanlar zaten iptal etmeye başladı bütün planlarını ve otellerin de bu şekilde açıklamalarda bulunduğunu söylemiştik. Ki bir survey'den bahsedecektim sizlere araştırmadan. O da Longwood International diye bir firma, pazar araştırması yapan bir firma. Amerika'da da araştırmalar yapıyor. Özellikle Amerikan halkının işte pazar eğilimlerini incelerken şöyle bir bulgusu var onun da. %82 Amerikalıların gelecek 6 aya kadar bekleme süresinde ve bütün planlarını erteliyor. Bunu söyleyebiliriz. Delta ile ilgili söylemiştik. Bağışıklık pasaportu olacak demiştik. Ve bu şekilde insanlardan talepte bulunacak ve bağışıklık pasaportu olmayanları da uçaklarına almayacaklarını söyledi. Medikal riskler çok önemli bu noktada. İnsanların korku ve endişeleri işte bu şekilde önem arz ediyor. Medikal anlamda bir sıkıntı yaşıyorsanız, işte kalp hastası olabilirsiniz, şeker hastası olabilirsiniz ya da solunum yollarıyla ilgili alerjik enfeksiyonlarınız olabilir. Bu noktada birçok insanın her türlü seyahat planını iptal ettiğini biliyoruz. Staycation'dan söz ettik değil mi? Staycation neydi? Ben sizlere söyledim. İşte evinizde kalıyorsunuz, memleketinizde kalıyorsunuz, nerede yaşıyorsanız orada kalıyorsunuz ve oradaki fırsatları değerlendirerek kendinize bir tatil yaratıyorsunuz. Dışarı gidebilirsiniz, arabanızda konaklayabilirsiniz ya da RV'ler, karavanlar vasıtasıyla seyahatlerinizi yapabilirsiniz. Ama kendi sınırlarınız içerisinde, kendi bölgeniz içerisinde yaşayarak bu türlü aktiviteler, işte kamp yapmaya gidilebilecek diye öngörüler var uzmanlar tarafından. Bunu paylaşmıştık sizlerle. Ki 2 milyon kişinin geçen Nisan ayında Amerika'ya giriş yaptığını, turistin havaalanlarına giriş yaptığını, oysa ki bu sene ne demiştik? 100 bin kişi, sadece 100 bin kişinin giriş yaptığını sizlerle paylaştık. %95'ten fazla air travel yolu, yani hava yoluyla ulaşım yolu düştü. Bunu da aktarmış olduk. Şimdi ben sizlerle ne paylaşacağım? Hemen ona gelelim. Yani Amerikalıların %82'si gelecek 6 aydaki planlarını da erteledi, iptal etmiş diye paylaşmış olduk. Bu survey'de önemli bir şey içeriyor ki yine cemiyetin de, bu organizasyonun, turizm ve seyahat organizasyonunun birliğinin de açıklamaları vardı. 2.1 trilyon dolar kayıplar olacak endüstride diye, tüm dünya endüstrisinde diye. Allah tabii herkese kolaylıklar versin. Air travel en zorlusu dönüşte, hava taşımacılığının en zorlu dönüşte zorlu olacağını bizlerle paylaşıyor bütün uzmanlar. Harvard'dan da profesörlerin açıklamaları var. Bu noktada işte ben de sizlere bunları aktarmayı arzu ettim ve bugün de bunları paylaşmış olduk. Başka bakıyorum neler var, atladığımız bir şey var mı? Big chain'lerden söz etmiştik, işte Hilton gibi, Sheraton gibi oteller daha çok tercih edilecek deniliyor. Araştırmalar kanalıyla, vasıtasıyla ve uzmanların da görüşleri bu şekilde bizler de izleyeceğiz. Sizlerle takip içerisindeyiz, göreceğiz. Aşıdan bahseder misiniz demiş Nurhan Hanım. Evet, aşıyla ilgili bugün çok da güzel bir konuya değindiniz. Wall Street Journal'da bir haber yayınlandı. Az önce, birkaç saat önce yayınlanmış bir haber. Aşı artık Amerika'da insan üzerinde denenmeye başlandı. Officially. Yani resmi olarak, resmi kanallar vasıtasıyla açıklandı. Aşı denenmeye başladı. Pfizer ve BioNTech partner oldular. Bu iki firmanın, işte German-based BioNTech'ten bahsediyoruz. Onların artık aşıyı pilot insanlara, experimental deniliyor bunlar, yani deneyimsel olarak uygulanmaya başladığını öğrenmiş olduk bugün itibariyle. Wall Street Journal'daki article bunu söylüyor. Özellikle işte belli örnek gruplar alındığını zaten söyledik. Gönüllü olan insanlar vasıtasıyla deneniyor. Sağlıklı ve gönüllü insanlar kendi üzerlerinde denenmesi için talepte bulundular ve bunlar da değerlendirildi. Bakalım ne olacak tabii ki. Ama biz bilimsel anlamda bir aşının geliştirilmesinin 18 ay ila 24 ay arasında geliştiğini hep sizlerle paylaşıyoruz. En kısası da 12 ayı bulacaktır diye açıklamaları var uzmanların. Bunlar ne kadar gerçekten güvenebileceğimiz, rely olabileceğimiz
keyifler olacak. Onları da zaman içerisinde göreceğiz diyelim. İnşallah güzel olur elbette ki. Bizlerle hepimiz birlikte tek yürek olduk. Bunu bekliyoruz. Bununla ilgili açıklamalar üzerinde tek yüreğiz diyelim. Anarşiyle ilgili bir sorusu olmuş Mehmet Bey'in. Onunla ilgili şu an herhangi bir sorun yaşanmadı. Amerika'da protestolar var ama protestolarda oldukça insani koşullarda. Tabii belli noktalarda yine insanların silahlı protestolarını gördük. Ama bunun herhangi bir ölümcül şeye sirayet ettiğini de görmedik. Allah korusun tabii ki çok zor bir boyut. O boyutlara götürmesin hiçbir ülkeyi. Aşı konusunda gelişme var mı diye sormuş İsmail Bey. Yanıtlamış olduk zannediyorum. Gelişme bu şekilde işte. İki firmanın partnerliğinde Amerika'da denenmeye başlandı insan üzerinde. Bugünkü Wall Street Journal makalesi. Sizler de bakabilirsiniz. Resmi olarak, resmi kanallar vasıtasıyla aktarıldı. İnşallah her şey bir an önce düzelir Hasan Bey. Kesinlikle ben de sizlerle hemfikirim. İzzet Bey merhabalar. Yaz geldi burada, evet yaz geldiği için telefon bile sinyal verdi, artık çık oradan, çok ısındı, çok sıcak diye açıklamada bulunmuş oldu, bize bir demeç verdi diyelim değil mi? Başka da diyecek bir şey bulamıyoruz, telefona da teessüflerimizi iletiyoruz. Birçok konu daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Amerika Başkanı Donald Trump'ın neler söylediğiyle ilgili. Bugün işe ayrılırken sözünü ediyorduk. Washington DC'den ayrılırken. Daha sonra JBA'de açıklamaları oldu. İki tarafta da uçağa, işte helikoptere önce biniyordu. Daha sonra uçağa binerken, Arizona'ya giderken, Honeywell firmasını ziyarete giderken açıklamaları, demeçleri vardı. Burada yine Çin'e restleri söz konusu oldu. Çin'e rest çekti. Çünkü Çin zamanında söyleseydi ve durdursaydı yine aynı şeyleri duyuyoruz zaten, ama aynı şekilde demeçler verildi. Zamanında durdurulmuş olsaydı, Çin şeffaf olmuş olsaydı, benim tek istediğim Çin'den buydu, tek dileğim buydu. Biz şu anda bunları yaşamıyor olacaktık. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar sıkıntılar görülmeyecekti diye açıklamalarda bulundu. Çin ile görüştünüz mü? Çin Başkanı ile görüştünüz mü diye sorular yöneltildiğinde ise henüz görüşmedim. Eğer gerek olursa da görüşürüm. Şu anda bir gereklilik duymuyorum açıklamalarında bulundu Amerika Başkanı Donald Trump. Çok ilginç bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşacağım. Lincoln Project adı altında bir proje dün air oldu buradaki kanallarda. Böyle bir reklam kampanyası düzenlenmişti. Lincoln Project nedir diye soracaksınız. Lincoln Projesi diyelim. Şöyle bir şey. Cumhuriyetçilerin, yani Donald Trump'a karşı olan cumhuriyetçilerin kendi işlerinde örgütlenmesi ve onların bu reklam kanalıyla da nasıl memnuniyetsiz olduklarını aktarması Amerikan halkına diye aktarabiliriz sizlere. Bunu paylaşabilirim. Bu olunca da Amerika Başkanı Donald Trump tabii ki Twitter'dan, o sosyal medyayı çok etkin kullanıyorsunuz biliyorsunuz, kullanıyor. Ve açıklamalarda bulundu. Dedi ki ben bunu kabul etmiyorum, ki bugünkü demeçte de aynı şeylere değindi. Aslında Lincoln ismini almaları bile oldukça üzücü. Kendi isimlerini şöyle adlandırmaları gerekiyorlardı kendilerini. Losers Club, Losers Project olarak adlandırsalardı ben daha çok memnun olacaktım. Seçim kampanyasında da oldukça güçlüyüm ve tekrar kazanacağım, kimse merak etmesin dedi. Cumhuriyetçilerin de böyle davranıyor olması kendilerinin kendilerinden utanmaları gerekiyor diye de aktarımlarda bulundu. Bu çok önemli bir şey. İşte seçim kampanyaları da devam ediyor. Birçok şeyin gölgesinde diyoruz ve seçim kampanyası bağlamında Cumhuriyetçilerin kendi içerisinden, demokratların değil, cumhuriyetçilerin böyle bir kampanyaya imza atmış olması, ki şöyle reklamın başlığı da Morning in America, Morning yani yas var Amerika'da diye bu reklam air edildi. Yani bu oldukça önemliydi. Özellikle bizim sektörümüzde benim ilgi alanımı paylaşan insanların dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Ki dediğim gibi tüm Amerika gündeminde bir anda bomba gibi düşerek meşgul etmeye başladı. Ama Amerika Başkanı Donald Trump kendisinden oldukça emin. Birkaç muhalefet var kendi içimizde de, parti içinde de, ama onlara hiçbir şekilde aman verilmeyecek, ben de başarılı olacağım diye mesajlarını vermiş oldu. Bunu da tabii ilerleyen zaman gösterecek. Kasım'da göreceğiz neler olacak. Özellikle bu projeyle ilgili daha fazla gelişmeler olacak mı? Ben size buradan tek tek aktarıyor olacağım. Dün akşamın bombasıydı, bugün de gündemde bomba etkisi yarattı diyoruz. Yine testle ilgili sorular var. Siz seyahate çıkıyorsunuz, uçağa bineceksiniz, ilk defa Arizona'ya yolculuk yapıyorsunuz, Honeywell firmasını ziyarete gideceksiniz.
Evet, fakat yanınızdakiler test oldu mu diye sorular geldi basın mensuplarından. Amerika Başkanı Donald Trump da şöyle aktardı. Evet, yanındakiler test oldu. Her günde test oluyorlar. Peki siz test oldunuz mu diye de basın mensuplarına bir espri yapmış oldu. Testlerle ilgili sıkıntı yok. Test her zaman yapılıyor ve ben herkese güveniyorum. Yanındaki insanlara güvende hissettiğim için zaten onlarla birlikte seyahat ediyorum açıklamasında bulundu. Ve hani meğerde maske takacak mısınız diye sorular sorulunca ilk Washington DC'de kendi backyard'ında helikoptere binerken şöyle bir açıklamada bulundu. Eğer gerekiyorsa ben de maske takabilirim, böyle bir zorunluluk varsa dedi. Fakat JFK'den havalanırken uçağa şöyle dedi. Takacağımı düşünmüyorum çünkü ben kendimi güvende hissediyorum diye açıklamalarda bulundu. Ki Honeywell'de de az önce açıklamalarını izledik. Onu da sizlere aktaracağım. İşte Amerika'nın nasıl gurur duyduğuyla ilgili bir açıklamada bulundu Honeywell firmasında Amerika Başkanı Donald Trump. N95 üretmeye başladı Honeywell firması. Dolayısıyla orayı da ziyaretinde Arizona'yı ne kadar sevdiğini, ki bunun bir seçimin, yani ön seçim kampanyası gibi düşünüldüğünü de gazeteciler aktarıyor. Ki ben de öyle düşünüyorum. Seçimle ilgili işte Arizona şehrinden oy alabilmesi, daha önce de zaten destekçisi olduğu için o noktaya gidip ilk ziyaretini orada gerçekleştirdiğini söyleyenler, öngörenler var. İşte bu da önemli bir gelişmeydi seçim anlamında, seçim planları anlamında. Honeywell'de de yine aynı şeyleri devam ettirdi ve maske giymediğini gördük. Demek ki maske giymemişti, ki konuşma yaparken maske zaten ben giyemiyorum diye açıklamaları vardı. Ki Mike Pence'in, ki dün bahsediyorduk zaten, yine ziyaretleri vardı, gitmişti. Evet, maskesiz ziyaretlerde de bulunmuştu. Fakat GM ziyaretinde maskesini takmıştı ve pişman olduğunu da yine basın toplantısında aktarmıştı bu durumla ilgili. Evet, birçok iş yeri kapandı. 38 milyon işsizlik var Amerika'da, rapor edilen 38 milyon işsizlik söz konusu. Evet, her yer kapalı. Dünyanın her yerinde bu sıkıntılar yaşanıyor. Ekonomi bir darbe aldı. Bununla ilgili de tüm devletler ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar elbette ki. İshak Bey, Rize'ye de selamlar. Sonbaharda tekrar gelme ihtimali var demiştik zaten, paylaşmıştık. Hüseyin Bey, iyi akşamlar size de. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Ekonominin geri dönmesi için de çabalarının devam ettiğini aktardı Amerika Başkanı Donald Trump. Ekonomi ve sosyal hayat geri dönecek dedi. Tabii stadyum dolusu insan göremeyeceğiz. Belki bir futbol turnuvasına ya da müsabakasına katıldığımız zaman dolu dolu insanlarla dolmuş bir stadyum görmesek de orada olmak en azından bizleri mutlu edecek. Kapasitelerde düşüşlere gideceğiz. Fakat hayat normale dönecek. İnsanlar da bunu istiyor. Ben de bunu istiyorum. Amerika da buna muhtaç diye açıklamalarda bulunmuş oldu. Mitigation'la ilgili açıklamaları vardı. İşte sayıların bu kadar artması. Sayılar demişken sayıları her gün veriyoruz. Hemen sayılarla ilgili aktarımımı da yapmak istiyorum. Sözlerimi yavaş yavaş sonlandırmadan önce 3,5 milyonu aşan rakamlar var demiştik. Totalde 3.722.692 case var tüm dünya genelinde. Ölümler 257.896 kişiye ulaştı. Neredeyse 258 bin kişi hayatını kaybetti tüm dünya genelinde. Recovered olanlar, yani iyileşen insan sayısı 1.238.813 kişi. Bu da iyi işaret. Yani yarısına yakın bir sayı olduğu için en azından bu insanların iyileştiğini bilmek bizleri ferahlatıyor diyebiliriz. En azından beni ferahlatıyor. Ben öyle söylemek istiyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Pozitif düşünelim. Pozitif kalalım. Amerika epicenter'ı bu durumun. Hep söylüyoruz, yineliyoruz, vurguluyoruz. 1.236.141 kişi Amerika'da bu hastalıkla boğuşuyor. 72.167 ölüm oldu. Ki önceki projection'larda neden söz ediyordu Amerika Başkanı Donald Trump? En başta 100.000-200.000 arası deniliyordu. Fakat zaman içerisinde 60.000-65.000 olacak demişti. Zamanla 70.000'i bulacak, ki geçtiğimiz işte Fox Haber'deki interview'unda ise şöyle dedi. Artık ölümler 100.000'e kadar ulaşabilir. Bununla da ilgili biz elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü iyileştirme, yatıştırma çalışması yapılıyor. Fakat ölümlerin artık önü alınamıyor diye de açıklaması oldu, ki bugün yaşanan şu dakika itibariyle saat 4.11 2.246 ölüm var, sizlerle paylaşalım. İspanya'da 25.613 kişi vefat etti. İtalya'da 29.315, İngiltere'de 29.427, ki İngiltere ölüm sayısında artık İtalya'yı geçti.
vaka sayısında İspanya önde olsa da, Amerika'dan sonra İspanya gelse de İngiltere İspanya'yı, pardon İtalya'yı geçti, ikinci sıraya yerleşti. Fransa'da 25.531, Almanya'da 6.993, ki Almanya'da yeni girişler yok, ölümlerle ilgili kontrollü, oldukça kontrollü diyoruz. Yalnız var olan ölüm sayısı nedeniyle, totaldeki ölüm sayısı nedeniyle bu sırada olduğunu söyleyelim. Rusya 1.451 kişiyle, peşinden de Türkiye geliyor. Yani Rusya'dan önde olmak üzere vaka sayısı olarak Rusya bizden önde. Bizdeki ölüm sayısı ise, Türkiye'deki ölüm sayısı 3.520 kişi hayatını kaybetti. Maalesef bir insan bir insan, bir can bir can. Bu ölümleri hiç görmek istemiyoruz, hiç söylemek istemiyoruz, zikretmek istemiyoruz ama bunlar da tarihe not düşülecek rakamlar. Tarihte hepimizin hatırlayacağı rakamlar ki daha önce size bir araştırmadan söz etmiştim. İnsanlar kötü olan hiçbir şeyi hatırlamıyor diye. Vice'da yayınlanan bir artikıldı bu da. Gerçekten hiçbirimiz hiçbir şeyi hatırlamayacağız. Öyle olduğu için de bu şekilde dijital bir günlükle biz ne yaşandı, ne oldu, neler var diye projection'ları sunmak arzusu içerisindeyiz. Özellikle ben böyle bir arzu içerisindeyim. İleride bunlar tarihe yazılmış yapraklar olarak yerini alacaklar. Bazen yazı ulaşmasa da işte bunlar cloud'larda tutulduğu için bulutlardan ortamlara aktarılacaktır. Belki de neler yaşadığımızı bilecekler, ne kadar üzüldüğümüzü görecek torunlarımız, çocuklarımız ya da kim bilir başka insanlar olacak diyelim. Bunu da paylaşmış olalım. Dünya ne kadar ilginç değil mi? Mesela ben sizlerle nereden buluşuyorum? Canlı yayın yapıyoruz buradan. Oldukça da ilginç. Gümrükle alakalı bilginiz var mı? Seyahatler ne zaman başlar? Seyahatler işte yavaş yavaş açılmaya başlanacak. Var seyahatler, aslında devam ediyor. %10'luk, işte %5'lik, %10'luk bir kısım devam ediyor. İç hatlarda var. Dış hatlara da seyahatler var. Ama tabii %100 kapasiteyle hiçbir havayolu şirketi çalışmıyor. Bunu bildirelim. Bununla ilgili yazarsanız, internete search yaparsanız gideceğiniz nokta neresi? Orada bir bakın. Eğer oraya seyahat edebiliyorsanız uçak bileti alabiliyorsunuz. Yani %100 kapalı değil. Forbes'da da var yazılı olarak. Bu metinlere ulaşabilirsiniz. Nerelere seyahatler var açık. Hangi noktalara travel yapılabilir. Bununla ilgili bilgiler var. Ama Avrupa'ya Amerika'nın kapılarını kapattığını, Çin'e Amerika'nın kapılarını kapattığını bunları zaten biliyoruz. Ama belli noktalar, iç hatlarda da devam ediyor. Çünkü insanların da seyahat etmesi gerekiyor. İşte polisler var, sağlık personelleri var. Onların da gitmeleri gerektiği için %100 bir kapanma söz konusu değil. İnsanların çekinceleri nedeniyle de zaten uçaklar yine yolcu kapasitesinde daha az sayılara ulaştığını bizlere aktarıyorlar. Dış hatlardan bahsediyorsunuz biliyorum İhsan Bey. Dış hatlardaki uçuşlardan söz ediyorum ben. Hem iç hatlar hem dış hatlar. Dış hatlarda belli noktalara uçuşlar var. Her yere yok. Çin öncelikle kapatıldı. Avrupa'da da belli başlı ülkelere uçuşlar yok. Kapılar kapalı. Ama Haziran başı gibi söyleyelim açılacak inşallah. Haziran başı gibi bu şekilde uzmanların bildirdiği, bu CNBC'deki makalenin bildirdiği de bu şekilde. Yalnız insanların çekinceleri nedeniyle daha az seyahat edeceği yine söylentiler arasında. Rica ederim Ahmet Bey, ne demek? İsviçre parlamentosundaki zorunlu aşıyla ilgili burada henüz ABD'de görüşülen bir şey yok. Biliyorum çipli aşıdan söz ediyorsunuz. Çipli aşıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Konuşmalar da yok. Onlardan söz edilmiyor. Yalnız şöyle bir sistem vardı, işte insanların GPS'e tracking yapılmasıyla ilgili, işte device'larla. Bunlar konuşulanlar arasındaydı ki Amerika Başkanı Donald Trump'a da Beyaz Saray kürsüsünden sorulmuştu bu soru. O da eğer uygunsa, özellikle insanları daha iyiye, güzele sevk edecekse, yani hastalık bağlamında konuşuyoruz. Hastalığı, yani 6 feet kuralını bizlere sağlayabilecekse ne ala yapabiliriz diye düşüncesini belli etmişti ama peşinden herhangi bir açıklama, artı açıklamalar gelmedi. Sizlerle bunu söyleyebiliriz, paylaşabiliriz. Turgut Bey'in bir yorum olmuş. Doğru, nüfusta tabii ki çoğalma var. Gıda ve ilaçlarla ilgili savaşlar tabii ki de var. Bahri Bey biyolojik bir silah olduğunu söylemiş. Evet, zaten bunu söyleyenler var ki Amerika Başkanı Donald Trump da bunun böyle olduğunu düşündüğünü açıklıyor her gün kürsüden. Biz de sizlerle paylaşıyoruz burada. O ne söylüyorsa, hangi demeci veriyorsa söylemiş oluyoruz. Araştırmalarının devam ettiğini, ki zaten az önce de söyledik, Çin'le, başkanla henüz görüşme yapmadığını fakat gerçeklerin bir an önce şeffaf bir biçimde açıklanmasını istediğini aktardığını ben de sizlerle paylaşmış oldum. Amerika'da bilim adamları açıklama yapıyor yoksa bizdeki gibi her seferinde
Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklaması mı var diye sorular sorulmuş. Amerika Başkanı Donald Trump her gün mütemadiyen açıklamalarda bulunuyor. Zaman zaman hafta sonlarında açıklamalar yapmadığını görmüş olduk. Orada da görüşmeleri oluştu. Camp David'e gitmişti bu hafta sonu mesela. Açıklamaları yoktu ama peşinden pazar gecesi Fox kanalına konuk oldu ki tarihte görünmemiş bir biçimde konuk oldu. Böyle açıklamalarda bulundu. Her gün açıklaması var. Valilerin de her gün açıklamaları var. Sadece federal hükümet değil, valiler de, eyalet yönetimleri de açıklamalarda bulunuyor. Her gün, her saat, hatta zaman zaman her saat bile açıklamalar oluyor bu olayın seyriyle ilgili. Bilim adamlarının açıklamaları var ki federal hükümetle beraber çalışan görev gücü timi dediğimiz bir doktorlar, sağlık personeli ve bilim adamları topluluğu var biliyorsunuz. Biz zaten buradan her gün sizlere aktarıyoruz. Dr. Fauci'den ki ilk yayınımızda söz etmiştik. Onunla ilgili de bir süreç olacağını, Senato önünde konuşma yapacağını sizlerle paylaşmıştık. Onlar da açıklama yapıyorlar. Yani Dr. Fauci, CDC direktörü, herkesin açıklaması oluyor. Zaman zaman demeçler de veriyorlar. Basın kontak kuruyor ve onlarla da konuşmaları oluyor. Tabii bunlarla ilgili atılan başlıklarda Amerika Başkanı Donald Trump'ın canını sıkabiliyor. Bununla da ilgili açıklamalarda bulunuyor. Adana'ya da selam olsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle ilginç, gülümseten bir haber söyleyeceğim. 5 yaşında bir çocuk Utah'tan yola çıkıyor. Lokal bir haber olsun. Ne için yola çıkıyor söyleyelim. Utah'tan California'ya gelmek için yola çıkıyor. Upuzun bir yol. I-15 diye bir otoban yolunu alıyor. Ve sürmeye başlıyor arabayı. 5 yaşında. Lamborghini almak için. $3 alıyor yanına. Annesine babasına kızıyor. Kendisine Lamborghini almadıkları için. Ve onların araçlarını alarak, SUV bu da, Jeep tarzı bir araçtan söz ediyoruz. Bu araçla yola çıkıyor ve bir polisin dikkatini çekiyor. Otobanda çok yavaş giden bir araç görünce tabii ki çevirme yapıyor. Bir de bakıyorlar ki 5 yaşında bir çocuk arabayla yolda devam ediyor. Ve işte anlatıyor polise de. Diyor ki ben araba almaya gidiyorum. Annem babam bana almaz ve onlara kızdım diyor. Cüzdanını da alıyor ve gitmeye başlıyor. İşte bu çok beni gülümseten bir detaydı. Sizinle de paylaşmak istedim. Tabii alıyorlar, annesi babasına teslim ediyorlar. Ki annesi de işteymiş o sırada. Ablası bakıyormuş kendisine. Herkesi gözlerini kapatıp diyelim çıkıp gitmiş. İnanılmaz bir şey. Allah tabii ki dert vermesin, keder vermesin. İyi ki sağlıklı bir biçimde bulunmuş. 5 yaşında bir çocuktan söz ediyoruz. 10 yaşında, 15 yaşında olabilir. Bazen işte ergen düşünceler olabiliyor. Bunlar yapılabiliyor. Delikanlılık diyoruz ama bu da 5 yaşında bir çocuğun bunu yapabilmesi gerçekten beni değişik fikirlere, düşüncelere sürükledi diyelim. Evet, virüsle ilgili tabii ki yeni hayatın normalleşmesiyle ilgili çalışmalar var. Rica ederim Şeref Bey. Biliyorum yorum yapan değişik insanlar var. Hiç takmıyoruz. Biz enerjimizi pozitif tutuyoruz. Sizin desteğiniz, sağ olun, var olun benim için çok önemli. Bunu söyleyelim. Venezuela'da bir de Amerikan vatandaşlarının tutuklanmasıyla ilgili bilgiler akıyor. Sürekli bilgiler var. Bu da soruldu Amerika Başkanı Donald Trump'a. Ve onun yanıtı şöyle oldu. Venezuela'da olanları biliyorum. Yalnız federal hükümetin, yani bizim hükümetimizin herhangi bir ilişkisi yoktur. Ne oldu? Hep birlikte izleyeceğiz dedi. Hükümetle ilgisi, ilintisi olmayan bir şeyden söz ediyorsunuz ve ben de cevap vermiyorum. Cevap vermeme hakkımı da kullanıyorum demiş oldu. Normalleşme planlarından söz ediyordunuz. Evet, normalleşme oluyor. Eyaletler de normalleşecek. Birçok eyalet normalleşti. Hatta Mayıs'ın 11 itibariyle AVM'ler bile açılacak dedik. Amerika'da da aynı şekilde. Yalnız eyaletlerin kararlarında bir yanlış görürsem, insanların zararı uğratacak bir yanlış görürsem 2 saniyede müdahale ederim diye de yine gözdağını vermiş oldu Amerika Başkanı Donald Trump. Bunu da söyleyelim. Bence benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Aşıyla ilgili söz ettik. Ne zaman seyahatler başlayacak dedik. Honeywell'de konuşmasından yine bahsetmiş olduk. Seçim kampanyaları da devam ediyor demek ki. Bir yükselişini görüyoruz. Yavaş yavaş da bunu göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Hep birlikte nasıl, neler yaşanıyor sizlerle gözlemliyoruz. Bir gözlemlemeye de devam edeceğiz efendim. İyi ki bana katıldınız. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. Yine görüşeceğiz. Yine beraber olacağız. Haberler bu şekilde. Benim aktaracaklarım bu şekilde. Sizin yorumlarınıza da bakıyorum. İyi geceler size de. Bu arada Ali Kepçeli Bey'in bir sorusu vardı dün. Ben onu atlamışım, atlamadım. Akış içerisinde görmemiş olabilirim. Kusura bakmasın. O da tekrar dinlerse özür dilediğimi iletmek istiyorum. Japonya ile ilgili ikinci bir dalga olacak mı diye. İkinci dalga tüm dünyada olması beklenen bir şey.
Tabii inşallah olmaz, biz öyle temennilerimizi gönderelim. Onun sorusuna da buradan yanıt vermiş olalım. Akışta görmemişim. Gerçekten kusura bakmayın, zaman zaman bazı mesajları görmemiş oluyorum. Gündür Hanım, Çinler Diyarı Kütahya'dan merhaba demiş. Çok sağ olun. Merhaba, iyi günler, iyi geceler dedik ve ben gidiyorum. Sizi bırakıyorum. Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın diyorum. Bu arada eğer bana mesajlarınız varsa, sorularınız varsa, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa mail atabiliyorsunuz. Hep paylaşıyorum zaman zaman. Atlasak da sizler biliyorsunuz zaten. şebnem@alatürkonline.com adresine, e-mail adresine mesajlarınızı, maillerinizi atabilirsiniz. Sorularınız varsa değerlendirebilirim ve beraber cevap arayabiliriz. Zaten interaktif yapıyoruz, canlı yayınlarımız oluyor. Bizi takip etmeyi unutmayın. Alatürk Online'dan ayrılmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.